Çocuklar çok defa anne babalarının veya çevrelerinin beklentilerinin kurbanı oluyorlar. Çocuk koşullu bir sevginin, koşullu bir saygının koşullarını yerine getirdikçe sevileceğini veya sayılacağını veya değer göreceğini inanıyorlar. Anne babalar çok defa çocuklarının başarılı olabilmesi için sen yaparsın, arslan oğlum benim, koçum benim, hadi bak bunu da başaracaksın, sen zaten sınıfın en birincisi olmaya hak ediyorsun, sen benim oğlumsun, ben başarılıyım, sen de başarılı olacaksın. Şu komşunun çocuğu bile bu işi başarıyor, sana ne oluyor ki, sen bunları yaparsın, oğlum, kızım dendikçe aslında bu şu demek aynı zamanda, senin başarın bir takım şeylere bağlı yahut da benim seni sevebilmem bir takım şeylere bağlı. Sen eğer başarılı olur isen benden takdir alırsın. Çocuğa aslında aslan oğlum, hadi oğlum diye verildiği zaman, suni bir şekilde enjekte edildiği zaman çocuğa duygular, o takdirde çocuk anne babasını hayal kırıklığına uğratmamak için anne babasının gösterdiği, parmağının ucundan gösterdiği yönde koşmaya çalışırlar. Ama tabii çocuğun kapasitesi, acaba gerçekten anne babanın o hadi koş diye öne sürdüğü kapasite kadar mıdır? Acaba anne babanın beklentisi gerçekten çocuğun kapasitesiyle birebir örtüşüyor mudur? Yahut da çocuğun acaba bir takım eğitiminde karşılaştığı bir takım engeller hepsiyle birlikte anne baba tarafından görülmüş müdür? Örneğin çocuk daha toplama çıkartmayı bilmiyor. İşte çarpma kısmına geçmiş ama anne babanın haberi yok çocuğun eksikliklerinden. Arslan oğlum sen çarpmaları yapacaksın. Tabii ki yapacaksın. Çarpım tablosunu benim oğlum 2 günde ezberler. Öyle de çok değerli kardeşim, senin oğlun henüz daha artı ve eksileri aşmış değil. Sen böyle aslan oğlum deyip evin içerisinde oğlunla çak dedikçe, oğlun senin istediğin tarafa koşmak istedikçe, aslında sen hiç farkında değilsin oturduğun televizyonun karşısında. Çocuğun içeride yatarken kendi kendiyle boğuşuyor. Neden? Çünkü babasının bilmediği bir takım eksiklikleri var. Onları da belki de söyleyemiyor. Söylesin canım, niye söyleyemiyor? Söylese babası bu kadar sevinç içinde hayal kırıklığına uğramaz mı? Çocuk bunları düşünmüyor mu? Ben yazılıdan işte zayıf aldım. Ama baba bir gün önce evin içerisinde neredeyse bayram ilan etmiş. Yahut da komşular geldiği zaman maşallah bizim çocuk sınıfın neredeyse birincisi olacakmış diye güya hava atmış çocuğuyla. Şimdi bu çocuk nasıl olur da eve gelir de baba ben matematikten zayıf aldım diyebilir? Ön koşullu sevgiler ve ön koşullu saygılar çocukların bugünkü baş belası, çocukların bugünkü için içerisinden çıkamadıkları sorunların başında geliyor. Şimdi burada dinleyicimiz de bunu sormuş. 11 yaşında kızım, 5,5 yaşında oğlum var. Oğlum çok hassas. En ufak bir başarısızlık, üzüntü, bir problemde kendini suçluyor. Ben beceriksizim. Benim yüzümden oldu. Ne yapmalıyım diyor. Bu soruyu soran dinleyicimize veyahut da aynı sorunla cedelleşen dinleyicilerimize şunu söylerim ki lütfen aynayı alıp aynada bir çocuğunuzla konuşurkenki yüz hatlarınıza bir bakın. Beklentiler içerisinde boğuyor musunuz acaba çocuğunuzu? Yok, beklentiler değil de çocuğunuzun gerçek yaşamını. Oğlum, ister başarılı ol, ister başarısız ol. Sen benim oğlumsun. Sen başarsan da başarmasan da ben seni seviyorum diyebiliyor muyuz? Ve çocuğumuzun eksikliklerinin neler olduğunu görüp gerçekten onunla, onun dünyasıyla ilgilenerek onu başarıya doğru götürüyor muyuz? Anne babaların belki de sorgulayacağı en önemli soru bu. Çocuğumuzun dünyasından çok defa haberdar değiliz değerli dinleyiciler. Yani çocuklarımız okullara gidiyorlar, okullarda öğretmenlerimizle akşama kadar bir eğitim sürecinin içerisinden geçiyorlar. Okulda arkadaşlarıyla kimi zaman kavga yapıyor, kimi zaman barışıyorlar.
Anlatacak dünya kadar şeyi biriktiriyorlar akşama kadar. Ve koşa koşa evlere geliyorlar, zillere basarak yukarılara çıkıyorlar, apartmanlara çıkıyorlar, kapılarını açıyorlar. Anneciğim anneciğim diye annesine sarılırken yahut da babasını bekliyorlar akşama kadar. Babacığım babacığım diye babalarına sarılmaya çalışırken, anlatacak o kadar şey de birikmiş iken, maalesef babalar çok defa çocuklarını dinliyormuş gibi yaparak, 5 dakika içerisinde işlerini bitirip, çocuklarla diyaloglarını bitirip, bir an önce çok önemli işleri olan televizyonların karşısında, dizilerin, haberlerin karşısında kendilerini atıyorlarsa eğer, çocuklarını da aynı zamanda yalnızlaştırıyorlar demektir. Bunu hatırlatırım. Biraz sonra okuyacağım diğer sorularda da göreceğimiz gibi, aslında problem çocuk diye bir şey yoktur. Hiçbir çocuk doğuşta davranış bozukluğu ile dünyaya gelmez. Allah çocukları yaratırken hiçbir çocuğu şımarık, hiçbir çocuğu da agresif yaratmamıştır. Davranışlar daha sonradan oluşur. Allah fizyolojik bir takım belki eksikliklerle, engellerle çocukları yaratıyor olmuş olsa da, davranış bozuklukları dediğimiz, şu anda şikayet ettiğimiz, bana e-maillerle hocam ne yapmamız lazım gelir diye sorduğunuz birçok şey, bir an önce çok önemli işleri olan ve bu sonradan dediğimiz şey de göre göre oluşur. Kimi göre göre hocam? Anneyi göre göre, babayı göre göre, amcayı göre göre oluşur. Hocam bizim çocuk okulda devamlı arkadaşlarıyla kavga yapıyormuş. E çok değerli babacığım, bir bakar mısın? Akşam sen oturmuşsun falanca vadiyi izliyorsun. E sabah da çocuklar gidiyor işte o falanca vadinin filanca kısmını okulda canlandırıyor. Sonra da öğretmen size ya bu çocuk bu sınıfın düzenini bozuyor dediğinde neden şikayet ediyorsun? Çocuktan terbiye olmamız lazım. Bir çocuk bir ailenin içerisine geldiğinde aslında o aileye çok büyük bir de lütuf ve şans verilmiştir. Anne babalar belki de bekarlık döneminde yaptıkları yanlışların, anne babalar belki de evliliklerinin çocuksuz döneminde yapmış oldukları yanlışların düzeltilmesi için bir şans vermiştir Allah. Çünkü eğer çocuğunu terbiye etmek isteyen kişi öncelikle kendisini bir kere gözden geçirip terbiye etmesi lazım. Çocuğum çok bağırıyor diyen bir anne acaba kendi ses desibelini ölçtü mü? Kendisi çok bağırıyor. Hocam ben anneyim, bende mi bağırmayayım? Evet kardeşim, sen de bağırmayacaksın. Çünkü bağırdığın zaman bağırmayı öğretiyorsun. Vurduğun zaman vurmayı öğretiyorsun. Çocuk bunların hiçbir tanesini önceden bilmiyordu ki sonradan öğrendi.